Sayın Sayan çok heyecanlı bir şekilde Ama aktarıyor. çok <laughs> Bunlar güzel <laughs> Sizin, evet, çok konuşalım. Ama bakın zaten dedi ya zaten... çocuklar çocuklardı. Beyaz önlük giyip doktor olacak, siyah evet. önlük evet, avukat çok, olacak. çok çok önemli konular. Ki, bunları konuşmaktan çok keyif Ya ben keyif bunu ben. istediğim için öldürülmek bunları... istemiyorum. Çocukları daha götürüp 18 yaşında teröre feda edenler alkışlanıyor. İsyanım bundan. Ben Kürd'üm, Kürd oğlu Kürd'üm. Kürt çocuklarının ölmesini istemiyorum. Bunu istemediğim için hedef oluyorum. Öldürülmek istemiyorum. Ama o genç çocukları annelerinden koparıp götürüp dağda rezil eden, yok eden, genç kızları öldüren, öldürten insanlar alkışlanıyor. Ve buna da siyaset diyoruz. Batsın siyasetiniz. Buna isyan etmek lazım ya. Benim suçum ne? Kürt çocukları ölmesin. Kürt anneleri çocukları... Anne... Bakın Kürt anneleri şu anda ağrıya gittiğinizde Kürt annelerin yüzüne bakın. 30 yaşındaki bayanı siz 50 yaşında zannedersiniz. Yoksulluk üstüne silmiş. Çocuğunun hasreti üstüne silmiş. Oradaki yoksulluk, oradaki imkansızlık yüzüne sinmiş, okula gitmemiş, 14 yaşında kocağa verilmiş. Bugüne kadar bununla ilgili hiçbir proje geliştirmeyenler, efendim biz Kürt halkı, Kürt halkını savunuyoruz. Kürt halkının 42 yıldır savunuyorum diyen PKK, cezaevine gönderdiği, e, dağda yok ettiği, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde telef ettiği Kürtlerin sayısı 5 milyon. PKK en büyük soykırımcıdır. Kürtlerin soykırımcısıdır. Amerika'dan destek alarak PKK ile FETÖ beraber kurulmuştur. Abdullah Öcalan'la ile Fethullah Gülen beraber kurmuşlardır. Komünist derneğine bakın. Bütün bu derneklere bakın. Faaliyetlerine bakın. İzmir'deki faaliyetlerine bakın. Aynı döneme denk gelir. Bütün bunları biz çözmediğimiz müddetçe herkes bir şey ezberlemiş. Kürt hakkı. Ya nedir? Gelin tartışalım. Eğer sen ayrı bir bayrak istemiyorsan, ayrı bir devlet istemiyorsan, bölünmüş bir toprak istemiyorsan, ayrı bir devlet istemiyorsan, Kürtlerle ilgili ne varsa söylemesen namertsin. Biz de onu bir ay içerisinde çözmesek biz namertiz. Yok böyle bir şey. Kürtlere verilmeyip de Türklere verilen ne var? Söyleyin. Söyleyin çözelim arkadaş söyleyin. Bu gece biz bu Kürt ve Alevi konusunu samimi bir şekilde tartışalım. Aleviler ne istiyor? CHP niye Alevileri kullanıyor? Kürtler ne istiyor? HDP niye Kürtleri kullanıyor? Bizim Anadolu'da bir tabir vardır. Kaderin üzerine oturmak. Bu nedir biliyor musunuz? Köyde çok güzel bir kız vardı. Benzetmede hata olmasın. Örneklemek için söylüyorum. Bir akrabası onun başına müsallat olmuş. Sen benden başka kimseyle evlenemezsin. Gelen görücüleri de öldürürüm. Kimse de korkusundan köye giremiyor. O güzelim kız orada bahtı kara bir şekilde bekliyor. Bunu Anadolu'da kızın kaderinin üzerine oturmak derler. İşte HDP Kürtlerin CHP'de Alevilerin kaderi üzerine oturmuş. Bırakmıyor, önünü açmıyor. Şimdi mi? Sayın Sayın CHP, CHP dediniz. E, biraz geriye dönmek istiyorum ben şimdi. Bir dönem CHP eski genel başkanı e, Sayın Baykal'ın siz yakın kurmayıydınız. E, sayın Baykal'a önce kaset sonra da sağlık operasyonu e, yapıldığını söylüyorsunuz. Hatta evet. geçen gün şöyle bir tweetiniz oldu. Deniz Bey, Sayın Erdoğan'la görüşüp FETÖ tehlikesini anlatacaktı. Birlikte Doğru. ülke için. Doğru güzel kararlar alacaklardı. Birileri Sayın Baykal'ın telefonunu dinliyordu. Bu görüşmeyi Doğru. engellemek için Baykal'a operasyon yaptılar. Öleceğini hesaplamışlardı. Ölmeyince operasyonu hastanede yaptılar. Normal haline bıraksalardı pıhtı ilaçla eriyecek. Şah damarı bir operasyon yaptılar ve beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı aldılar diye bir ifadeniz, bir tweetiniz var. Amaçlarına, sonuç amaçlarına ulaştılar diyorsunuz şimdi. Dakika, bu çok ciddi bir şey. Evet, ben hemen böyle bir ifadeniz, böyle bir sizin atmış olduğunuz evet, tweet var. Evet, ben hemen var. açıklayacağım. Çok ciddi bir ifadeniz ben, bir var. Bir huyum vardır. Kimseye iftira atmam. Kimseyi de suçlamak için konuşmam. Tamam mı? Önce şu iki pankarta bakacaksınız. Önce her şey bu iki şeyde gizlidir. Şurada iyi bakın burada ne yazıyor? 100 yılın mücresi Tayyip Erdoğan AK Parti'ye nasip oldu. 100 yılın felaketi Kılıçdaroğlu da CHP'ye nasip oldu. 100 yılda bir felaket gelir bir de mücizeler olur. Bunlar bizim başımıza böyle geldi. Biri CHP'ye nasip oldu, biri AK Parti'ye nasip oldu. Şimdi bu CHP nasıl nasip oldu? Bunun tamamen tasarlanarak, planlanarak getirildiği aşikardır. Melih Gökçek olayına bakın, bir dengir olayına bakın. Sonra bir dengir olayını gerçekleştiren iftira atan umum fetişin CHP'den nasıl milletvekili adayı yapıldığını. Bütün bunları Hakan Bey de CHP'nin için iyi biliyor. Araştırırsa belki de biliyordur. Saygısından dolayı söylemiyordur. Bütün bunları biz açık açık Türk halkına anlatmamız lazım. Sayın Baykal, önce Sayın Baykal'a bir tane yakındaki bir adamın vasıtasıyla 5 tane AK Parti'nin içindeki milletvekili geldi. Israrla parti kur biz senin yanındayız dediler. Bu 5 tane FETÖ'cü milletvekili vardı. Muhammed Çetin falan vardı. Balıkesirli falan. Bunlar Deniz Baykal'ın bir yakının üzerinden Deniz Baykal'a gelip siz işte bir parti kurun. Yeni bir parti kurun. Biz AK Parti'den ayrılacağız size geleceğiz. O FETÖ'nün e, oyunlarını biliyorsunuz. Sayın Baykal bizi topladı ve bu oyuna gelmeyeceğini bunların bu amaçlarının olduğunu anlattı. Daha sonra bu 17-25 Aralık'ta Sayın Baykal Yine bizimle bir istişare etti ve dedi ki bu işte siyaset kazançla çıkmalı. Eğer kaset operasyonu oyunlarla, hilelerle, hurdalarla biz hükümeti devirirsek yarın bir gün Türkiye hükümet dayanmaz. Üç tane dedikodu, üç tane bilmem sahte belgeyi bir araya getiren hükümeti devirecek. Biz buna müsaade etmemeliyiz. Yani bugün AK Parti'den faydalanacağız diye müsaade edersek yarın aynı şey diğer partilerin başına gelir. Çünkü biliyorsunuz Sayın Baykal için Amerika'da bir daire kuruldu. Özel bir belge üretildi. Belgede denildi ki Mersin Belediye Başkanı Macit Özcan Deniz Baykal'ın kızının ya da kendisinin hesabına 2 milyon dolar para yatırdı. Ve bu belgeyi gerçek bir belge ürettiler. Yani gerçekmiş gibi. Bunu da Baykal'ın muhalifleri ellerine aldılar, götürdüler. Bütün kongrelerde dolaştırdılar. Sizin güvendiğiniz Baykal bu mudur? Sonra Baykal çıktı dedi ki benim kızımın, çocuğumun, çoluğumun, yanımdakinin, önümdekinin, arkamdakinin kim olursa olsun bir tek Türk parası, yabancı para birimiyle hesabını bulursanız ben bugün genel başkanlıktan istifa ediyorum. O zaman bir kongre yaşıyorduk. O FOS çıktı. Sonra biz Sayın Onur Öğmen'i gönderdik Amerika'ya. Onur Öğmen o belgenin peşine düştü. Sonra o belgeyi icat eden daire tekrar kapatılmış. Önce kurulmuş. Komplo teorileri ve bu belgeler için Amerika tarafından, Amerikan derin devleti tarafından. Sonra yok olmuş. Şimdi Baykal bu belgeyi de örnek göstererek dedi ki bunu bizim çözmemiz lazım. Ve hemen randevu istedi. İki kişiden randevu istedi. Bir Cemil Bey'den istedi. Meclis başkanı olarak bir de Abdullah Gül Bey'den istedi. şey olarak görüşmek. İkisinden de randevu hemen kabul edildi. İşte belli bir saat saat 1'de falan herhalde ya da 11'de Cemil Bey ondan sonra da Abdullah Gül Bey'le görüşecek. Cemil Bey ile görüştü, çıkarken gazeteciler etrafını sardı. Deniz Bey dedi ki bu işten siyaset kazançlı çıkmalı. Yani bunlar hile yapıyor, hurda yapıyor. Siyaset bunlara ezilmemeli, yenilmemeli. Yenilirse, ezilirse bu felaket olur Türkiye'nin demokrasisi açısından. Ve çok beğenildi. Deniz Bey odasına geçti. Köşkten bir telefon geldi. Deniz Bey'in randevusunu iptal etti Abdullah Bey. Görüşmek istemedi. Çünkü Deniz Bey şeyle Tayyip Bey'e yani Tayyip Bey e destek verdi bu konuda. Dolayısıyla herhalde Cumhurbaşkanı'nın ya hoşuna gitmedi ya da eksik gördü ya da fazla gördü bilemiyorum. İptal etti. Önce de salı, çarşamba sonra iptal etti. Şimdi bu süreçten sonra sürekli Sayın Baykal'a geliyorlar gidiyorlar. Daha sonra bu kriz geçirmeden önce tabii bunlar yıllar geçiyor arada Sayın Baykal dedi ki kararını verdi ben Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim dedi Türkiye dedi e, demokrasi güçlü olan bir ülke ama bunu yıpratıp tekrar eski günlerine çevirmek isteyen gruplar var ben Tayyip Bey ile görüşeceğim gerekirse Cumhurbaşkanı adayı da olabilirim ama biz bunu bir hasımlık üzerine götürmeyeceğiz. Yani ben kazanırsam seni böyle yapacağım, sen kazanırsan beni böyle yap. Bu ülke hepimizin. Yanlışlarımız olabilir, doğrularımız olabilir ama biz birbirimize güven vereceğiz. Bu devlette bir devamlılık var. Rovanş, öç alma, işte benim adamım, senin adamın, benim grubum, senin grubun, benim yandaşım sen bunlar yanlış şeyler. Bununla ilgili Baykal istişareler yapıyor, telefonları açıyor, arkadaşlarına, dostlarına, siyasetteki arkadaşlarına açıyor. Bu uzun bir konuşmalar geçiyor. Açıklanmayacak kelimeler var. Türkiye'nin Tayyip Bey'in e, çalışmaları var. Türkiye için neler yapılabilir? Tam o arada Sayın Baykal Fransa'ya gitti. Yine bu bir toplantı var. Türkiye'nin e, bu güvenlik işbirliği mi ya da, Türkiye adına. Sayın Baykal döndükten sonra pıhtı attı beynine Bu operasyona uğradı zannediyor. Bunu herkes biliyor. Çocuklar da biliyor da açıklamıyorlar. Sonra bunu önce yanlış hastaneye götürdüler. Sonra götürdüler başka bir hastane. O hastanede Tayyip Bey Baykal'ı ziyaret etmedi mi? Etti. Sayın Cumhurbaşkanı, sordum. Siz gittiğiniz zaman Baykalla konuştunuz mu? Sayın Baykal, size niye geldiniz, niye zahmet ettiniz dedim mi? Demedim. Böyle bir adam, iki saat sonra, üç saat sonra komaya giriyor. Niye? o Onun gibi giden bütün hastalar ilaçla tedavi edildi, pırtı eritildi ve evlerine gittiler. En fazla benim abimde de oldu. En fazla ne olur? Belki bir kolunu çok rahat kullanamayabilir ya da bir ayağını çekebilir. Onu da fizik tedavisinden sonra. Geliştirenler geliştiriyor ki Baykal sağlıklı, bilinçli her şeyde haber olamıyor. Sonra gece karar verdiler Baykal'ın şah damarında da bir plak var. Onunla ilgili de biz bir operasyon yapalım. Oraya stent takmaya çalıştılar. O anda dediler ki stentten dolayı beyin kanaması geçirdi. Ameliyata acil almamız lazım. Gidiş o gidiş. Sonra Almanya'da yanlış tedavi, Türkiye'de yanlış tedavi yatalak yaptılar. Şu anda aklı melekeleri yerinde. Ben ziyaret de ettim. Telefonla da görüşüyorum. Her bir mart tezkeresinin olduğu gün mutlaka ona çek gönderirim. Her 20 Temmuz'da doğum günüdür mutlaka ona çek gönderirim Sayın Baykala. Her e, babalar gününde mutlaka ona çek gönderirim çünkü benim üzerimde emeği vardır. Şimdi bizim siyasetçiler birisi koltuktan düştüğü zaman siyasetten düştüğü zaman hemen ne yapıyorlar? İşte e, sırtını dönüyorlar, aramıyorlar, sormuyorlar. Çünkü bir beklentileri yok. Bu adam bundan sonra beni milletvekili yapmayacak, beni belediye başkanı yapmayacak. Ben niye sırtımda taşıyayım ama benim asiletim, aile yapım, yetişme tarzım buna asla müsaade etmez. Sayın Baykal zamanda Baykala çalışırken ben e, Baykala yıl sonlarında hindi gönderirdim birer tane. Köyden annemin hindileri var gönderirdim. Genel Başkanlıktan düştükten sonra iki tane göndermeye başladım. Bir gün bana sordu dedi ki daha önce bir de şimdi niye ikiydi? Daha önce siz Genel Başkan'dınız. Birin bile kıymeti yoktu. Ya bana yararmak için mi gönderiyorlar falan filan. Ama şimdi ikimiz de aynıyız. Hiçbir vasfımız yok, sıfatımız yok. Ama siz benim için önemlisiniz çünkü sizin bana emeğiniz var. Vefa İstanbul'daki semt adı olmamalı. Vefa namustur, şereftir, dostluktur. Birlikte hareket etmektir. Ya rahmetli babam diyordu ki arkadaşınızla bir yere gittiğinizde ikinizin kafası kırıksa helal olsun hiçbir şey olmaz. Seninki kırık onunki değilse yine oğlumsun, feda etmişsin. Ama onunki kırık seninki değilse onu satmışsın. Siz benim evladım olamazsınız. Ya biz böyle bir terbiyeyle büyüdük. Ya biz dostlarımızı yarı yolda bırakmayız ya. Menfaat için dostlarımıza yanaşmayız. Bunlar Baykal'ı böyle bir hapsettiler. Kılıçdaroğlu'nu kim getirdi partiye eleştir? Kılıçdaroğlu önce gitti doğru yola Tansu ile kabul etmedi. Sonra gitti DSP'ye Raşan Hanım kabul etmedi. Sonra geldiler Baykal'a dediler ki ya bunu al iyi çalışıyor dedi işte mutfakta çalışır. SSK'da dedi çalışkan bir arkadaşımızdı. Baykal aldı bir oda verdi ondan sonra milletvekili yaptı grup başkan vekili yaptı. Sonra o da Baykal'ı yedi. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir insan ya beni Tayyip Bey bir yere getirmişse ben onun kuyusunu kazıyorsam benden ne köy olur ne kasaba. Zaten siz 2010 yılında e, Sayın Baykal'ın istifasında da e, gözyaşlarınızla evet. hakim olamamıştınız. Evet ben e, o orada, bakın, orada da bir bakın orada da ben orada gözyaşı döken arkadaşım ama oradaki sesler bana ait değildi. Kastamonu milletvekilimiz Mehmet Yıldırım Bey'e aittir. Ee, ben onundan da gurur duyarım. Benim bir arkadaşımın başına bir olay gelmişse, ben de bir Anadolu delikanlısı olarak e, isyanlardaysam, elimden de bir şey gelmiyorsa, tam fail de benim yanında oturuyorsa, yani kusura bakmayın buna yürek dayanmaz. Yani iyi ki ben orada daha farklı bir şekilde e, şeyimi o ortaya koymamışım. O görüntüler ekrana geldi. Siz de bu görüntüyü çok seviyorsunuz. İkide bir CNN olarak yayınlıyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki ben rahatsız olacağım. Ben rahatsız olmam. O benim madalyamdır. Ben arkadaşlarımı satmamışım, yarı yolda bırakmamışım. Yani duygularınızı açık tekliserine... bir şekilde ifade etmişsiniz. Evet, e, Zaten Kılıçdaroğlu'nun tekliflerine el önü yok demişim. Adam. Ama her ne hikmetse itibar suikastı yapanlar bu fotoğrafı veriyor. Bu fotoğraf vefadır. Bu fotoğraf Anadolu'dur. Bu fotoğraf üzerinde emeği olan bir yani insana şimdi bir konuda sırasında bir sırasında destek olmak Sayın sayan, oldukça insani yok, bir davranış, hayır, e, duygusal o bir davranış. Hayır, yani ya. ben sıkıntı var demiyorum. Dikkat ederseniz itibar suikastı yapmak isteyenler sürekli bunu kullanır. Bu benim onurum onurum ya. Ya ben satmamışım, satmamışım. Kılıçdaroğlu beni Sürmeli Otele götürmüş. Bana her teklifte bulunmuş. Ben ne demişim biliyor musun? Ben 40 yaşında arkadaşlarımı satarak bakan, milletvekili, belediye başkanı, genel başkan yardımcısı olacağıma köyde taburenin üzerinde oturur çay içerim arkadaşlarımla benim için daha büyük bir şereftir. Çünkü bizim orada bazen otururlar, konuşma yaparlar. Birisi birisine der ki ulan sen falan kesin torunu değil misin? Falan derede jandarma bizim önümüzü keserken kaçıp bizi teslim etti, bizi yok etti. Sen işte öyle bir adamsın. Ben bunu kendi aileme, kendi çocuklarıma, kendi sülaleme yakıştırır mıyım? Baykal düştü yeni kral. Helal olsun hemen peşine koşun. Hurra bu tarafa hurra. Siz o kongre salonunu gördünüz. Kongre salonu böyle Baykal için bir gün önce imza verenler ertesi gün Kılıçdaroğlu'nun peşine bir böyle savruluyorlar, bir böyle savruluyorlar. Bir tane milletvekili vardı kendisini Kılıçdaroğlu şey Baykal'ın odasının önünde yere attı. Dedi ki benim cenazemi çiğnersin öyle istifa edersin. Kılıçdaroğlu için ilk imzayı veren o milletvekili arkadaşım. <laughs> ya karakterin batsın. Siyasetin batsın. Anadolu çocukluğun batsın. Vefan yok. Hepsini anladık da insan ol ya. Sizin, insan, ben sizin CHP'den geçen gün, geçen gün Baykal'a yine saldırdı. Mi? Her gün Baykal'a saldırıyorlar. Ben yine karşı çıktım. Birisi beni aradı dedi sen AK Parti değil misin? Evet dedim AK Partiliyim. Peki dedi Baykal'a sen niye Baykal için cevap veriyorsun? Bu seni AK Parti'de sıkıntıya sokmaz mı? Vallahi dedim beni eğer sıkıntıya sokacaksa şimdiden soksun. Ya ben onurluyum, <laughs> vefalıyım, vefalı. Baykal beni milletvekili mi yapacak? Hayır. Belediye başkanı mı yapacak? Hayır. Öyle bir durum mu var? Hayır. Peki ben şimdi ona tekme mi atayım? Ya Baykal ben Anadolu'nun bir kentinde bir insanın beni il başkanı yaptığı, beni getirdi, genel başkan yardımcısı yaptı, merkez karar yönetim kurulu üyesi yaptı parti meclisi üyesi yaptı gençlik Kolları genel başkan yardımcısı yaptı ilçe başkanı yaptı bütün kademelerden geçtim ya peki bunda hiçbir vefa olmayacak mı? Baykal'ın hiçbir hakkı yok mu üzerimde? Allah sizi ıslah etsin ya o zaman siz yarın Tayyip Bey'le aynı şeyi yaparsınız, yarın başka bir liderle aynı şeyi yaparsınız, ben yapmam karakterim, terbiyem Babamdan aldığım terbiyem, ailemden aldığım Sayın terbiyem. Sayın Başkan, müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu konuşmalarınız tamamen vefa ile ilgilidir. Tabii Hiç ki. Hiçbir çıkarla ilgisi olmayan. Olur mu ya? Bence de onurlu konuşmadır. Ak Partili olduğunuz halde, evet. bunu rahatlıkla bu şekilde bir Anadolu evladı olarak söylüyorsunuz açıkçası. Ben vefanızı ve e, olaya yaklaşım tarzınızı takdir ettiğimi söylemek istedim. Bak.